kul hareketleriyle Rabbini arar. En sonunda onu her şey olarak müşahede eder. Evet. Hakkı her şey olarak müşahede eder. Ve her şey de ondan çıkmıştır. Evet. Akabinde. Tamam. Şimdi hocam, Rabbini araması kulun. Aslında Arapça terminolojide hani Rab konusu hani terbiye eden. Senin de Rabbin, benim de Rabbim Allah'tır. Hani ayetlerinden de şey yaparak. Her şeyin bizim Rabbimiz olması meselesini... Rabbül Erbab onu kastediyor burada. Her şeyin Rabbimiz olduğu. Kul Rabbini arar. Nefsini bilen Rabbini bilir. Hadis-i şerifinden hareketle önce kul nefsini tanır. Nefsini tanımak cihetiyle Rabbini bilmiş olur. Rabbini tanıdıktan sonra Rabbul Erbab, Rabbul Alemini bilmiş olur, tanımış olur. Kastedilen odur. Burada hocam yani benim öyle özellikle oradan değil de şu vecihten sormak istiyorum. Bu Rabbini arama yolunda Rabbini ararken en sonunda onun her şey olarak müşahede eder. Eyvallah. İşte Rabbul Alemini... Yani bütün karşılaştığı her şey. Ben şimdi şey yapalım, biraz daha böyle anlayışıma yaklaştırayım. Gördüğün, yaşadığın, tanıştığın, dokunduğun, duyu organlarına hissettiğin her şey senin Rabbindendir. Rabbindendir. İşte orayı nasıl bakmamız lazım? Rabbul Alemin, Rabbul Alemin'i tanıdığında yani hakkı tanımış olur. Dolayısıyla her şeyin hakikatinin hak olduğunu görür. Kastedilen budur burada. Evet. Her şeyin hakikati haktır. Yani Allah'ın ilmindeki ilmi suretler olduğumuzu hakikatin anlar. Bütün mahlukatın, insan olsun, ağaç olsun, kuş olsun, maden olsun neyse, hepsinin hakikatinin hak, haktan zuhur ettiğini, hak olduğunu idrak etmiş olur. Kastedilen budur. Her şeyin o olduğunu görmek. Eyvallah hocam. Bu amaçla yola çıkan her şeye bakış açısı hak olarak görme bakış açısı var. Bir de Rab olarak görme bakış açısı var. Rab olarak gördüğünde müstakil Rab olarak değil. Rabbül Alemin kastediliyor. Rabbül Alemin yani neticede Rabbül Alemin. O, evet. Bütün her şeyde beni terbiye ediyor. Evet. Yani her şeyden ben terbiye alıyorum. Tamam, kemalatına dair bir yolculuk yapıyorsun her şeyde. Bu şeyde hani şimdi salik her şeyle münasebetinde hak gözüyle mi bakacak, Rab gözüyle mi bakacak? Yerine göre. Bir mertebeden her şeyin hakikatinin hak olması cihetiyle meseleye baktığında o mertebeden hak diyecek. Terbiye edilme bağlamında baktığında ağaçtan, taştan, kuştan kendisine gelen bir mesajla bir terbiye ediliş söz konusuysa o zaman da Rab, Rabbul Alemin gözüyle bakar. Yani Rab ismi cihetinden bakma mertebesi ayrı, hak ismi cihetinden bakma mertebesi ayrı. Her şeyin hakikatinin hak olduğun bağlamında bakıyorsa hak mertebesinde. Kendini terbiye etme bağlamında bakıyorsa Rab mertebesinden bakar. Salike üzerinden soruyorum. Sor. Hangisini bakalım. Öncüllemesi gerekiyor? Yerine göre. Öncüllenecek bir durum söz konusu değil. Yani o andaki görüşte alman gereken ne? Bir terbiye ediş söz konusuysa Rab cihetiyle bakarsın. Bir her şeyin hakikatinin hak olduğunu anlamak, idrak etmek söz konusuysa hak cihetiyle bakarsın. Yani orada sana gelen tecelli ya da oluş sana ne getiriyor? Getirişine göre o zaman hangi mertebeden, hangi isimle bakman gerektiğine yönelmen gerekir. Bu mertebelere geçmen lazım. Duruma göre. Duruma göre.